Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hocam. MSU kampının, çılgın MSU kampının 9. günündeyiz. 9. günün sabahındayız hocam. Haydi uyan uyan. Haydi beynin yüzünü yak hocam, kendine bir gel. Konumuz nedir hocam? Sen bana onu söyle. Bugün anlatım bozukluğu konuşacağız. Anlatım bozukluğuna çalışmanı isteyeceğim sadece bugün. Bütün derslere bakabilirsin ama Türkçeden sadece elindeki kitaplardan anlatım bozukluğu sorularını çözmen yeterli olacaktır. Evet, cümlelerdeki anlatım bozukluklarını bulunuz diyor bize vatandaşımız. Bakalım neler diyor. Odayı çok ağır bir parfüm kokusu kapsamıştı. Şimdi bismillah hocam, bak ne diyor. Odayı çok ağır bir parfüm kokusu kapsamıştı. Her şey yolunda gibi ama sanki kapsamıştı değil de kaplamıştı desek daha hoş olacak değil mi? Burada sözcüğün yanlış anlamda kullanımı söz konusu. Cepte hocam. Anlatılanlar kişiden kişiye göre değişir. Bu ne be? Anlatılanlar kişiden kişiye değişir desen yetecek. Göreye ne gerek var? Zaten kişiden kişiye, ondan ona bu göre anlamı katar zaten değil mi? Doğal olarak gereksiz sözcük kullanımı göze çarpıyor. Aslında bu iş tam olarak bitti sayılır. Aslında bu iş tam olarak bitti sayılır. Bu ne be? Tam olarak var, sayılır var. Çelişen sözcüklerin bir arada kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu söz konusu. Son olayı duyunca sevinçten etekleri tutuştu. Etekleri tutuşmak ifadesi ne için kullanılır arkadaşlar? Korkma, telaşlanma değil mi? Daha çok telaşlanma için kullanıyoruz. Doğal olarak deyimin yanlış kullanımı. Bir deyim yanlışlığı söz konusu, için rahat olsun. Haydi devam hocam. Bu konuyla ilgili kısaca bildiklerimi anlattım diyor. Bu konuyla ilgili kısaca bildiklerimi. Şimdi bu konuyla ilgili bildiklerimi kısaca anlattım olmalı değil mi? Bu ifadeler sanki yer değiştirecek. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı söz konusu hocam. Haydi bir diğer örnek. Uyan hocam, bir kendine gel. Borçlarını bir an önce bitirsen iyi olur diyor. Şimdi hocam, burada sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Yani sen ekranı durduruyorsun, yapıyorsun ya. Bence bu örnekte biraz sıkıntı yaşadın. Öyle hissediyorum. Çok sağlam bir örnek çünkü. Onun borçlarını bir an önce bitirsen mi iyi olur? Yoksa kendi borçlarını bir an önce bitirsen mi iyi olur? Başına onun, senin, kendi gibi birçok ifadeyi getirebiliyorsan burada bir anlam belirsizliği vardır. Bir bulanıklık var. Ya da buna şahıs zamiri eksikliği de diyorlar, haberiniz olsun. Peki, yani şahıs zamiri eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu söz konusu. Dershaneye gitmiyor, hatta hiç ders çalışmıyor. Tam tersi olacak. Hiç ders çalışmıyor, hatta dershaneye bile gitmiyor. Yani, o kadar yani. Değil mi? Burada bir mantık hatası, bir sıralama yanlışlığı söz konusu. Sen ve arkadaşların buranın altını üstüne getirmişsin. Şimdi sen ve arkadaşların demek eşittir siz demek. Getirmişsin değil, getirmişsiniz olacak. Kişi uyumsuzluğu diyorlar buna, tamam. Özneli yüklem biraz sanki çok uyumlu değil. Peki hocam, örnekler lütfen devam etsin. Çılgın MSU kampının 9. gününün sabahındayız. Anlatım bozukluğunu konuşuyoruz. Bayağı bir konu konuştuk. 5-6 günlük bir süremiz kaldı. Lütfen pür dikkat. Arkadaşlarıyla pek görüşmüyor, ihmal ediyor. Arkadaşlarıyla pek görüşmüyor, arkadaşlarını ya da onları, kimi onları ihmal ediyor. Şimdi sıralı cümlelerde arkadaşlar her öge ayrı ayrı belirtilmeli. Hocam burada arkadaşları dediğini zaten ben anlıyorum demeyeceksin. Evet, çok net aslında, arkadaşlarını demek istiyor, onları demek istiyor. Ama ikinci cümlede de özne eksik olmamalı. Buna özne eksikliği deriz. Burada da kimi ya da kimleri, nesne eksikliği canım. Öğrenciyi tanıyoruz ve çok güveniyoruz. Şimdi cümle gayet anlaşılır. Hiç de bir sıkıntı yok gibi. Ama dikkat. Öğrenciyi tanıyoruz ve ona çok güveniyoruz. Ya da öğrenciye, ona sanki çok daha yerinde gibi bir dolaylı tümleç eksikliği mevcut. Gayet net. Bugün ben temizlik, o yemek yaptı. Bugün ben temizlik yaptım, o yemek yaptı. Bu cümle sanki şöyle çıkıyor değil mi ortaya? Bugün ben temizlik yaptı, o yemek yaptı. Bu ne be? Ben var gitmek gibi. Bu nasıl bir cümle Allah'ını seversen? Turist gibi. Doğal olarak bugün ben temizlik yaptım. Yüklem eksikliği söz konusu değil mi? Çok net. İyi çalışılıp denemeye girdi diyor. Bu ne Allah'ını seversen? Bu nasıl bir rezillik hocam? İyi çalışıp, dikkat, denemeye girdi. Yani hocam bir çatı uyuşmazlığı, çatı uyumsuzluğu söz konusu. Ya tamam edilgen olacak ya da tamam etken olacak. Yarısı edilgen, yarısı etken bir cümle olamaz. Dikkat. Anlatım bozukluğuna devam ediyoruz. Hemen bir diğer sayfamız, bayağı bir örnek verdik hocam. Devam etsin örnekler. Daha anlatılanları henüz sindiremedi diyor. Şimdi daha ve henüz değil mi? Bildiğim bayağı gereksiz sözcük kullanımı yani. Evin fiyatı pahalı olduğundan evi almaktan vazgeçtik. Şimdi evin fiyatı pahalı ne demek? Evin fiyatı yüksek olduğundan deriz. Yani fiyatın yüksek olması eşittir pahalılık. Doğal olarak fiyatı pahalı ifadesi
Doğru bir ifade değil. Yanlış sözcük kullanımı çok yerinde bir ifade. Kitapsız sınıfa giren öğrenci içeri alınmaz dedi. Şimdi kitapsız sınıftan mı bahsediyoruz? Yoksa öğrencinin kitapsız girmesinden mi bahsediyoruz? Hani vardır ya şu ağrısız kulak delinir. Kulak mı ağrısız delinir yoksa ağrısız kulaklar mı delinir sadece? Değil mi? Alkollü araç kullanmak yasaktır. Yani alkollü araç mı kullanmak yasak, aracı alkollü kullanmak mı gibi 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 ondan bahsediyoruz. Ona yardım etmek için elinden geleni ardına koyma. Bu ne Allah'ını seversen? Hani neyin peşindesin sorusu var ya tam buraya cuk oturur hocam Allah'ını seversen. Bu nasıl bir örnek? Ona yardım etmek diyor. Yani olumlu bir şeyden bahsediyoruz. Elinden geleni ardına koymamak olumsuz. Yap diyor her şeyi yap elinden geleni ardına koyma ben hazırım diyor. Olumsuz bir ifade var. Elinden geleni ardına koymamak yani yanlış deyim kullanımı söz konusu. Peki arkadaşlar uzattım. Bu videoyu da biraz kısa tutmuş oldum. Mantığın bozukluğu çok lazım bir konu değil. Yani çok aman aman bir konu değil. O yüzden çok kendinizi parçalamanıza gerek yok mantığın bozukluğunda. Bundan sonra bizi sözcük cümle ve paragrafta anlam bekliyor. Ne tesadüftür ki konu anlatımlarında da sözcük cümle ve paragraftayız. Yani hem orada konu anlatımlarımız olacak hem burada uygulamalarımız devam edecek. Güzel olacak inşallah. Lütfen kampı bırakmayın. Haydi asılalım hocam kampa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haydi kendinize iyi bakın.